Arkadaşlar hepinize merhabalar. Özgür Demirtaş ben. Biliyorum YouTube kanalıma çok uzun zamandır video koymadım. Aslında uzmanlık alanım olan ekonomi ve finans konusunda bildiklerimi ve uzmanlık alanım olmasa bile hobilerim konusunda yeni öğrendiklerimi size anlatmayı çok seviyorum ben. Her şeyi basite indirgeyerek anlatmayı çok seviyorum. Mümkün olduğu kadar bilgiyi paylaşmayı çok seviyorum. Zaten o yüzden bu YouTube kanalını kurmuştum. Çok da fazla video koydum aslında YouTube kanalıma ama uzun bir süredir bu video koymalara bir ara vermiştim. Tekrar bir videoyla karşınızdayım. Bu video sürprizlerle dolu bir video. O yüzden videonun hemen başında size bazı ricalarım var. Kim olursanız olun. İster ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu veya üniversite mezunu. İster beyaz yaka, ister mavi yaka. İster esnaf, ister iş insanı, ister sanatçı, ister ne olursanız olun bu videoyu izlemenizi rica ediyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Çünkü bu videonun tam orta yerlerinde sizin için bir sürpriz var. Videonun sonunda da çok önemli mesajlar var. O yüzden uzunca bir aradan sonra tekrar YouTube kanalıma döndüm ve sürpriz dolu bir videoyla dönmek istedim. Umut ederim videoyu beğenirsiniz. Şimdi öncelikle ben neden videolarıma ara verdim? Onu bir söylemem lazım size. Bunun birden fazla nedeni var. Ama önemli nedenlerinden biri bu troller. Şimdi biliyorsunuz ben dediğim gibi uzmanlık alanım olan veya hobilerim olan konularda size bildiklerimi anlatıyorum. Mümkün olduğu kadar basite indirgeyerek anlatıyorum ve bunu yıllardır yapıyorum. Ancak ben 2 + 2 = 4 desem bile, yani bakın bu kadar kesin bir şey söylesem bile troller bir yerden saldırmanın yolunu buluyorlar. Diyeceksiniz ki ya Özgür Hoca saldırırsa saldırsınlar, o troll bu troll, sen doğru bildiğini söyle. Arkadaşlar zaten onu yaptım. 10 yıldır bunu yapıyorum Türkiye'de. Ancak bir müddet sonra insanın burasına kadar geliyor. Ama tabii ki benim video çekmeleri ara vermemin asıl sebebi yani troller değil. Arada birçok olay oldu. Hem işler yoğunlaştı hem de maalesef çok ağır bir deprem atlattık. Buradan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum. Ben maalesef kendimi olayların bir parça ortasında buldum ve çok fazla etkilendim. Yaşadıklarım tarif edilebilir gibi değil arkadaşlar. Bir kere onu söylemek isterim. Duyduklarım, gördüklerim, öğrendiklerim beni gerçekten derinden yaraladı. Umut ederim ülke olarak yaraları bir an önce sararız ve yolumuza bakarız. Ancak dediğim gibi son videoyu koymamdan bu yana kadar arada bir deprem yaşadık. Ve aynı zamanda troller her zamanki saldırılarını yaptılar vesaire vesaire. Ancak ben bu kadar zaman geçtikten sonra bu videoyu koymaya karar verdim. Nedeni de her ne kadar ben sussam bile bu troll saldırıları devam ediyor. Ya kardeşim susunca da devam ediyor, o zaman bari anlatayım. Neyse işin şeyi bir tarafa, bu video sürprizlerle dolu bir video. Diyeceksiniz ki hocam bu video ne ile alakalı? Bakın çok basit. Öncelikle bu videodan önce bir videoyu izlemiş olmanızı dilerim. O videonun linkini şuraya koyuyorum. Videonun adı Faiz Yalanı'ydı. Ama şimdi o videoyu seyretmeye zamanı olmayanlar için 10 saniyede o videoyu size özetleyeceğim. Hani deniyor ya Türkiye'de, biliyorsunuz hayatımız ekonomi oldu artık. Deniyor ya faizler indi, faizler indi. Ben o videoda inen faizlerin sizle hiçbir alakası olmadığını anlatmıştım. O videoda demiştim ki inen faizler Merkez Bankası faizleri. Merkez Bankası faizi nedir arkadaşlar? Bilmeyenler için söyleyeyim kardeşim. Merkez Bankası'nın bankalara, bak size değil, şirketlere değil, Merkez Bankası'nın bankalara verdiği paradan aldığı faizdir. Yani sizinle bir alakası yok. Yani inen faiz Merkez Bankası'nın bankalara verdiği paradan aldığı faiz kardeşim. Yoksa sizin araba faizleriniz, sizin ev kredisi faizleriniz, sizin efendim öğrenim kredisi faizleriniz, tüketim kredisi faizleriniz, şirketlerin yatırım kredisi faizlerinin indiği falan yok. Onlar ciddi şekilde arttı. Ama neyse, siyasetçiler diyor ya faiz indi, faiz indi. O inen faiz arkadaşlar Merkez Bankası'nın bankalara verdiği paradan aldığı faiz. Sizinle alakası olan faiz değil. İşte yukarıya koyduğum o videoda anlattığım konu buydu detaylıca. Tamam. Yalnız Merkez Bankası'ndaki faiz inmesiyle beraber biliyorsunuz Türk lirası göçtü. Dolar patladı ama bunları bir tarafa bırakın. En kötüsü enflasyon çıldırdı. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Etin kilosu neredeyse 500 liraya geldi ve aşmak üzere. Yani bunlar korkunç rakamlar. Tabii ben 10 yıldır anlatıyorum. 10 yıldır derdimi anlatmaya çalışıyorum. Ve diyorum ki bakın daha bu olaylar hiç yokken, daha dolar TL sadece 2 iken, hatta 2'nin bile altında 1.90 iken ben uyarılarımı yaptım. O yüzden başımı yastığa son derece rahat koyabiliyorum. Biliyorsunuz yani beni yakinen takip edenler en azından biliyor. Ne demişim? 10 yıl önce, bakın 10 yıl önce diyorum size, daha bu olaylar hiç yokken demişim ki eğer günün birinde faizi indireyim, Türk lirasını göçerteyim, doları uçurayım, efendim Türk lirası çok ucuz kaldığı için ben daha fazla çorap satarım, çok ihracat yaparım, böylece iyi olurum derseniz eğer demişim 10 yıl önceki videolarda, o zaman Afrika bile bizi tokatlar geçer demişim. Yani görünen köy kılavuz istemiyor. Bunlar gerçekleşmiş. Peki diyeceksiniz ki ya 10 yıl önce senin daha böyle bir şey yokken nereden aklına geldi? Baktım ki yapısal reformlar yapılmıyor. Dedim ki o zaman popülist bir çıkış yolu izlenebilir. Gerçekten bundan korkuyordum ve korktuklarım maalesef başımıza geldi. Tabii ondan sonra ben uyarmaya çok devam ettim. 2017, 2018, 2019, 2020 bakın yapmayalım bunları dedim. Ama yaptık. Peki bu videonun konusu ne? Bu videodaki sürpriz ne? Tane tane anlatıyorum arkadaşlar size. Şimdi ne oldu? 2022'nin sonlarında arkadaşlar çok önemli bir kişi çok önemli bir demeç verdi. Ne demeci verdi Özgür Hoca diyeceksiniz. Kim bu demeci veren kişi? Bu demeci veren kişi dünyanın en önemli ekonomi profesörlerinden biri, Nobel ödüllü Profesör Doktor Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz bir açıklama yaptı arkadaşlar. Bizim de yakinen, ben ve benim gibi insanların yakinen takip ettiği bir kişidir. Ve çok değerli bir akademisyendir kendisi. Joseph Stiglitz Amerikan ekonomisi için dedi ki, ya enflasyon var Amerika'da ama faizi çok arttırırsak üretimde sıkıntılar yaşayabiliriz dedi. Aynen böyle bir cümleyi kurdu. Tabii böyle bir cümlenin kurulmasıyla beraber Türkiye'de ne kadar gazeteci veya sözde gazeteci veya troll varsa Allah gün doğdu bu insanlara ve bu insanların tümü, bakın tekrar ediyorum, sokakta Joseph Stiglitz yanlarından geçse Joseph Stiglitz'i tanımayacak insanlar grubu dediler ki ben ve benim gibi akademisyenlere, Özgür Hoca bak dünyaca ünlü Joseph Stiglitz diyor ki eğer faizi arttırırsan üretimde böyle böyle olur, enflasyon daha da kötü olur diyor. Bak demek ki Türkiye'nin yaptığı doğruymuş. Demek ki Türkiye'nin politikası doğruymuş. Demek ki Özgür Demirtaş sen ve senin gibilerin dediği yanlışmış. Demek ki siz ana bilim dalınızı iyi bilmiyorsunuz gibi cümleler söylemeye başladılar. Dedim ya gün doğmuştu. Peki işin aslı neydi? İşin aslı arkadaşlar, Joseph Stiglitz o söylediği cümleleri tabii ki de Türkiye için değil, Amerika Birleşik Devletleri için söylemişti. Hocam ülkeden ülkeye fark olur mu? Arkadaşlar olmaz olur mu? Amerika Birleşik Devletleri'nin farkları var. Rezerv para birimi var adamların. Adamlar istedikleri kadar para basabiliyorlar. Bu bir. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon bizim onda birimiz. Averaj bir enflasyon var. Üçüncüsü Amerika'da enflasyon bu kadar, faizler de bu kadar. Evet faizler enflasyonun altında ama çok çok altında değil. Şu kadarcık bir fark var. Enflasyonla faiz arasındaki farka biz reel faiz diyoruz. Çok düşük bir negatif reel faiz var Amerika'da. Yani birisi elma, birisi armut. Amerika elma, Türkiye armut. Veya Amerika armut, Türkiye elma. Ve Joseph Stiglitz bu cümleleri söylerken kesinlikle aklında ben bunu Türk ekonomisi için söyleyeyim gibi bir şey yoktu. Tabii ki de konunun uzmanı olan bizler bu cümlelerin sadece Amerika için söylendiğini biliyorduk. Peki troller veya sözde gazeteciler bunu bilmiyor mu? Yahu bilmez olurlar mı? Ama onlara gün doğmuşu dedim ya. Öyle bir saldırı başladı ki anlatamam. Belki benim adıma 1000'e yakın tweet atıldı. Bunlar efendim 2022'nin sonlarında olmaktaydı. Peki ben ne yaptım? Ben ne yaptım arkadaşlar? Yani her şeyi kaldırabilirim ama uzmanı olduğum alanda söz söylenmesi ağır cümleler bunlar. Ya dedim bunu nasıl anlatacağım ben? Şimdi ben bir video hazırlasam ya Joseph Stiglitz o cümleleri Türkiye için söylemedi. Türkiye'deki ekonomi politikası doğru demedi. Adamcağız onları Amerika Birleşik Devletleri için söyledi diye bir video çeksem dedim. Bu troller yine Yok o öyle değil. Yok efendim Joseph aslında bak böyle böyle dedi diye devam edecekler. Ne yapayım ne edeyim dedim ve bir şey yaptım. Ne yaptığıma dair kısa bir ipucu vereyim. Videonun ortasında zaten tüm videoyu göstereceğim. Bakın ne yaptım. Oh, hey Professor Stiglitz. It's very nice to meet you. O kim arkadaşlar? O Joseph Stiglitz mi yoksa? Evet, o Joseph Stiglitz arkadaşlar. Açtım telefonu Joseph Stiglitz'e ilk önce. Durumu anlattım. Ya dedim hocam bir an önce bir video yapalım. Bir telekonferans yoluyla siz olayı anlatın. Yoksa Türkiye'deki troller sizin sözlerinizi bir güzel çarpıttılar. Ve bizleri de bunun için kullandılar. Tabii ki de kendisi seve seve kabul etti. Bu arada hemen bir şey yapayım. Bu sözde gazeteciler veya troller Joseph Stiglitz'i arasa Joseph bunların telefonuna çıkmaz. Onu da hemen söyleyelim. Tekrar konuya geri dönelim. Peki bir dakika Özgür, yani bu videoyu sen troller için mi çekiyorsun? Elbette ki hayır arkadaşlar. Sadece ben bu videonun adını ne koydum? Gerçek. Şu konuda bir alerjim var. Eğer bir konuda net yalan söyleniyorsa benim vücudumu kaşıntı tutuyor kardeşim. Ben doğruları söylemekle mükellefim. Kendi alanımda, kendi uzmanı olduğum alanda ki doğruları söylemekle mükellefim. Özellikle şahsıma, benim gibi düşünen insanlara ve bilim insanlarına bir iftira atıldıysa bunun doğrusunu söylemekle mükellefim. Gerçeği ortaya çıkarmakla mükellefim. Ben yoksa bunları yapmazsam ben cevabını veremem. Ben o zaman namusumu kaybetmişim gibi bir şeydir. Dolayısıyla ondan ötürü bu videoyu çekiyorum. Yoksa trolleri falan kimsenin umursadığı yok. Ama yine de tarihe not düşmek için bakın neler demişler, size bazı şeyler getirdim. Ekrana getireyim, tane tane görelim. 25 tane tweet göstereceğim. Sakın videoyu terk etmeyin. Sonra Joseph Stiglitz'i getireceğim size. Sonra o sürprizlerden sonra da çok önemli bazı mesajlar vereceğim videonun sonunda. Şöyle birinci bir tweet gelsin. Bakın. İlk önce Zafer Şahin, biliyorsunuz kendisi bir gazeteci. Zafer Şahin ne demiş? Joseph Stiglitz'in videosunu koymuş ve demiş ki konuşan Nobel ödüllü iktisatçı Profesör Stiglitz. Tabii bizim YouTuber ekonomistler kadar bilgili olamaz. Burada bu cümlesiyle ben ve benim gibi insanlarla dalga geçtiğini düşünüyor Zafer Şahin. Biraz sonra kendisi videoyu izleyecek. Joseph Stiglitz kendisi gibi insanlara seslenecek. Faizi arttırarak nasıl daha fazla gıda ve enerji üreteceksiniz diye soruyor. Ağzı olan konuşuyor işte. Şimdi yani burada Zafer Şahin aslında ben ve benim gibilerle dalga geçiyor. Tabii Zafer Şahin'in bu videoyu, bu tweet'i atmasıyla beraber bir sürü insan buna yorum yazıyor. Birkaç örnek getireyim. Fuat Nalcıoğlu diyor ki Zafer Bey yapmayın, bizim prof ünvanlı sözde iktisatçılarımızı rezil ediyorsunuz. Bu da ben ve benim gibi insanlarla dalga geçiyor. Captain Kirk hadi lan oradan. Bir de Nobel ödülü almış. Sen bizim milyon takipçili Twitter fenomeni YouTuber Prof'tan daha mı iyi bileceksin? Vallahi YouTube'da en fazla takipçisi olan insan ben olduğum için Captain Kirk direkt olaraktan beni hedef almış. Tabii şimdi burada şöyle bir şey söyleyelim. Ne Captain Kirk ne Zafer Şahin efendim zincirli kuyuda yürürken yanlarından Joseph Stiglitz geçse tanımayacak insanlar. Çünkü hayatlarında bu konuyla ilgili en ufak bir eğitimleri yok. Hayatlarında bu konuyla ilgili en ufak bir kitap okumamışlar. Bir tane bile teori bilmiyorlar. Bir tane akademik yayınları yok. Ama bu nasıl bir özgüven? Arkadaşlar maalesef eğer bir yalanı yeteri kadar fazla tekrar ederseniz ona inandırıyor bu insanlar. Bu insanlar ona inandırıyorlar o yalanları tekrar ederekten. Devam edeyim. Bakın kim geliyor? Mehmet Nuri Yaprak diye bir kişi. Gel de bizim Johnny'lerden fonlanan ekonomistleri anlat. Valla Mehmet'ciğim sen şimdi biraz sonra Joseph Stiglitz sana birebir anlatacak. Yüzünü anlatacak zaten. Kubilay Yılmaz, Zafer abi bu Nobel ödüllü profa bizim üst düzey uzman 10 üniversite bitirmiş, 20 ülkeyi ekonomik darboğazdan kurtarmış, her şeyi bilen Prof. Demirtaş ağzının payını verecektir. Yani benimle dalga geçiyor aklı sıra. Kubilay da bu videoyu izleyecektir hafta sonu. Furkan Atabey diyor ki Zafer abim profçuklara iyi gol atmış diyor. Davamız misak-ı milli diye bir troll hesap diyor ki muhalefette yığınla cahil var derken tam da bunu diyordum işte. Tam kapak gibi olmuş. Nobel ödüllü iktisatçı bizim muhaliflerden daha çok bilecek değil ya diyor. Hüseyin diye bir kişi konuşan Nobel ödüllü iktisatçı Profesör Stiglitz. Buraya kadarını doğru anlamış. Evet Hüseyin kendisi Nobel ödüllü Profesör Doktor Joseph Stiglitz. Burası doğru tweet'in. Ama şimdi devam ediyorum. Faiz arttırarak nasıl daha fazla gıda enerji üreteceksiniz diye soruyor. Bizim fenomen ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a kapak olsun diyor. Tamam. Adnan Vurucu diyor ki ondan sonra bu işi en çok da ekonomist Profesör Doktor Özgür Demirtaş bozulacak gibi. Şimdi Erdoğan bir şey yapıyorsa bir bildiği var demektir nokta. İyi dinlesinler bizim anlı şanlı proplarımız. Herkes dağılsın işine baksın diyor. Sonra Zeki Erdoğan geliyor arkadaşlar. Bizim büyük ezberci akademisyen ekonomistlerimiz bakalım bu konuda ne buyuracaklar diyor. Sonra Burak Temel diyor ki Nobel ödüllü ekonomist tabii YouTuber kadar bilmez ama dinlemenizde fayda var diyor. Sonra Hamza diye biri bakalım bizim ünlü YouTuber ekonomist şovmenimiz Prof. Doktor Özgür Demirtaş veya Prof. Demirtaş bu duruma ne diyecek? Stiglitz Hoca'ya haddini bildirebilecek mi? Merakla bekliyorum. Sevgili Hamza benim Joseph'a haddini bildirmeme falan gerek yok. Sadece açacağım telefonu, bir video konferans yapacağım. Joseph sana söyleyecek işin doğrusunun ne olduğunu sevgili Hamza. Sonra Ahmet diye bir troll diyor ki Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz diyor. Joseph Stiglitz'in dediği şeyi almış. Bunu göstermemin nedeni şu. Bak hemen ardından vatanım diye bir başka bir troll aynısını atıyor gördüğünüz gibi. Hemen ardından Ebru Akar denen bir troll aynısını atıyor. Aynı tweet'i atıyor gördüğünüz gibi. Bu arada az önceki troll bana da atıyor. Mahve Eğilmez'e de atıyor. Aynısını. Sonra RNG denen bir troll aynı tweet'i atıyor. Aykut Kibar aynı tweet'i atıyor. Şimdi bunları ben size niye gösteriyorum? Bunlara büyük ihtimalle WhatsApp'tan şey geliyor. Hepiniz şu kişilere gidin bunu atın diye. Arkadaşlar inanın ben bunlardan binlercesini, 10 binlercesini alıyorum bu tweetlerden. Düşünsenize doğrusunu bildiğiniz bir alanda size bir iftirada bulunuluyor ve siz yani yanıt veriyorsunuz ama o yanıtınız da efendim bu insanlara yaramıyor. Sonra devam ediyorum. Hızlıca bitirelim. Ondan sonra bakın. Prof. Doktor Mustafa Bedirhan adlı bir kişi. Aman arkadaşlar yanlış anlamayın. Bu bir aktrol. Profesör falan da değil. Gerçek ismi bu bile olmayabilir. Ne diyor? Bir yanda bizim çakma finansçı Prof. Özgür Demirtaş. Öte yanda Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz. Hangisine inanırsınız demiş. Sevgili Mustafa çakma finansçı demişsin. Valla benim Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliğinden lisans diplomam var. Amerika Birleşik Devletleri'nden finans doktorası diplomam var ama onun ötesinde 35'in üzerinde uluslararası akademik yayınım var sevgili Mustafa. Yani dolayısıyla öyle size emir verilen yerlerden attırılan tweetlerle benim diplomam bir yere gitmiyor. İstiyorsan sana bir kopyasını gönderebilirim. Ondan sonra gördüğünüz gibi bu tipteki hakaretler devam ediyor. İşte Joseph Stiglitz böyle dedi siz ne bilirsiniz gibilerinden. Sonra Mustafa Duran geliyor bakın diyor ki Nobel ödüllü iktisatçı Columbia Üniversitesi Profesörü Joseph Stiglitz faiz sebep enflasyon sonuç diyor. Hayır Mustafa öyle bir şey demiyor anlamamışsın. Ama tabii en çok sen bilirsin Özgür hep sen bilirsin diyor. Ondan sonra bakın tekrar getiriyorum. Tekrar bütün tweetler bana yazılmış gördüğünüz gibi. Sonra başka bir tane son iki tweet'i göstereyim. Mustafa Sezgin adlı bir kişi diyor ki Meriççik Nobel ödüllü ABD'li ekonomist Joseph Stiglitz küresel ekonomik krizlerde yapılacak en kötü şeyin faiz arttırmak sıkı para politikası olduğunu söylüyor. Bence biraz araştır. Özgür Demirtaş gibi statükocuların seni kandırmasına izin verme. Sevgili Mustafa az sonra benim statükocu olmadığımı Joseph Stiglitz'in kendi ağzından duyacaksın. Aman videoyu terk etme. En son olarak da arkadaşlar gördüğünüz gibi altına Efe Kentli adlı bir kişi diyor ki ne diyecek beyimiz sıkıştığında çiçek böcek paylaşır. Sevgili Efe bugün paylaşacaklarım çiçek ve böcek değil. Şimdi tekrar geriye gelelim arkadaşlar. Ben sadece 20-25 tane tweet gösterdim. Bunların 250 bin, 1 milyon, 2 milyon adet olduğunu düşünün. Bunlar konuyla hiçbir ilgisi olmayan esnafa, ilkokul mezununa, ortaokul mezununa konuyla herkesin bilgisinin olmasına gerek yok. Bu tweetleri onlara gönderip sanki Nobel ödüllü ekonomistin zıddı bir şey söylüyormuşum gibi ben ve benim gibi insanlar ve sanki Nobel ödüllü ekonomist Türkiye'nin ekonomi politikasının doğru olduğunu söylemiş gibi bir algı yapıyorlar. O yüzden ben de bu videoyu çekmek istedim. Şimdi gelin hep beraber benim Joseph Stiglitz'te yaptığım konuşmaya gelelim. Gördüğünüz gibi videoda en ufak bir kesilme görmeyeceksiniz. Yani ben bunu orasını keseyim, burasını biçeyim, neyse Zoom'dan konuşmam birebir aynısını yayınlıyorum. İşte rahatlık böyle bir şey. Bilim böyle bir şey. Gerçek böyle bir şey. Hiçbir şeyi kesip biçmenize gerek yok. Benim bu videoda bile, ben bu videoyu bakın doldurmaya başladım. Bir kez ı demedim. Bu videoyu bir kez bile editlemeyeceğim. Koyacağım. Ondan sonra belki biraz rengini değiştiririm. Soluk eğer videoysa. Ondan sonra direkt YouTube'a atacağım. Joseph Stiglitz'in de videosunda en ufak bir oynama yapmadım arkadaşlar. Hep beraber dinleyelim. Videonun ortasında ben bir gireceğim. Ondan sonra bitireceğiz. Sonra da çok önemli mesajlarla bu videoyu bitiriyor olacağım. Hadi bakalım Joseph'a hep beraber. Oh. Hey Professor Stiglitz. It's very nice to meet you. Of course, that's okay. Things are just backed up. Yeah, thank you so very much for being with me here today. Yes. I know you're busy, so I'm gonna right away dive into the issue. So just recently, you had a comment regarding specifically the United States economy and the interest rate policy there. As we all know, there is a huge inflation going on all around the world, and more than 8% inflation is the highest that we have seen for the past 20 years maybe. But you said specifically for United States that if that inflation, if most of it is coming from supply side, and there are a lot of supply side issues in the world right now, there are political tensions between Russia and Ukraine, in China, and there are a lot of container difficulties, finding them is an issue nowadays. So whenever there are supply side issues, increasing rates may not help. It may even hurt. But of course, those comments of yours were predominantly for the United States. And unfortunately, Turkish economy, for example, have a completely different setting. And unfortunately, your words regarding United States economy have been distorted and predominantly presented to the public, such as a Nobel Prize winner is basically supporting the Turkish economy and the policy, an insane monetary policy going on in Turkey. So I just wanted to clarify things up. Of course, for the completeness of this video, we talked before and I gave you some numbers regarding the Turkish economy, but let me give you some info. Turkey has around $0.8 trillion of GDP. It's less than $1 trillion. And 90 million people are living in Turkey. And GDP is less than 1% of the world GDP, around 0.6%. Turkey has a huge current account deficit problem, and financing that deficit is a big issue. And Turkey's exports are pretty strong, but in order for Turkey to export stuff, first Turkey needs to import stuff because Turkey doesn't have energy sources and other commodities. So that is why dollar Turkish lira exchange rate predominantly affects what's going on in Turkey. And unfortunately, dollar Turkish lira increased by a whopping 1,146% in the last 13 years. And in just last 1 year, it increased 123%. And there are many academic studies in Turkey. For example, one by Professor Hakan Kara. He basically shows, he analyzed the pass-through rate from the dollar Turkish lira to the inflation using the Phillips curve. And it showed that a 1% increase in dollar Turkish lira has a 0.3 point effect on the inflation. And that relationship is even stronger recently. So of course, when we say dollar Turkish lira increased by more than 1,000% in the past 10 years and more than 100% in the last 1 year, with the pass-through effect, there's a huge effect on inflation. Unfortunately, like 1 year ago, the policy rate in Turkey was 19%. And inflation was higher than that. Even that rate was low. But then central bank in Turkey decreased the rates from 19% to 12%. And just today, before our call, they decreased that further to 10.5%. And inflation, of course, was only 20% 1 year ago, when policy rate was 19%. Inflation went up from 20% to 83%. Those are official numbers, by the way. Unofficial numbers are way higher than that. But even if we look at the official number, the real interest rates are, of course, negative all around the world. But the real interest rates are negative 72%. So this is, by any sense, a record within all OECD countries. We may even be in Guinness World Records in terms of negative real rates. So, and in the meanwhile, while the central bank was basically decreasing the rates like that, some journalists, some social media trolls took your words, distorted them, and predominantly presented them as if you are supporting that insane monetary policy. And I wanted to talk with you just to clarify things up. That's fine. And as you say, you know, different countries have differing circumstances. The U.S. has the privilege of being a reserve currency. The U.S. has had very stable prices for a very long time. That gives us more room for maneuver. I've been worried about the negative real interest rates in the United States, but they're minus 5%, 4%. I can tell you, if they were minus 70%, what little gray hair I have would be falling out. Falling out, right? Yeah. Bir dakika. Joseph orada ne dedi? Allah aşkına ne dedi? Bak tekrar edeyim. Eğer anlamayanlar varsa ne dediğini tekrar edeyim. Dedi ki, Özgür dedi, ben cümlelerimi Türkiye için söylemedim. Ben cümlelerimi Amerika Birleşik Devletleri gibi enflasyon oranı çok düşük olan, Türkiye'nin belki onda biri olan, averaj bir enflasyona sahip bir ülke için söyledim. Ve aynı zamanda ne dedi arkadaşlar? Dedi ki, eğer ben Türkiye gibi enflasyonun burada, faizlerin de burada, reel faizin de %-70'lere geldiği bir yerde yaşasaydım dedi, azıcık olan gri saçlarım da dökülürdü, dayanamazdım dedi. Daha ne desin bu adam? Sevgili Zafer Bey, daha ne desin Joseph Stiglitz? Neden Joseph Stiglitz gibi değerli bir akademisyenin cümlelerini çarpıtıyorsunuz? Neden milyonlarca insanla bana saldırıyorsunuz? Bakın ben 4-5 aydır video çekmedim ama bitmiyor, durmuyor saldırmanız. Hala daha geçen hafta bakıyorum, ne oldu senin faiz politikacısı? Yüksek faizci. Neyse, şimdi şu Joseph Stiglitz'in videosunu tamamlayalım. Ondan sonra önemli mesajlarla, çok önemli mesajlarla bu videoyu bitireceğim. Buyurun devam ediyoruz. Talk with you just to clarify things up. That's fine. And as you say, you know, different countries have differing circumstances. The U.S. has the privilege of being a reserve currency. The U.S. has had very stable prices for a very long time. That gives us more room for maneuver. I've been worried about the negative real interest rates in the United States, but they're minus 5%, 4%. I can tell you, if they were minus 70%, what little gray hair I have would be falling out. Falling out, right? Yeah. It distorts the capital markets enormously. So the fundamental thing that I've argued is that the reason that we can be fairly sure that supply is driving what is happening in the United States is that our inflation rate is just average among the advanced countries. So while we had a larger fiscal stimulus, our interest rates were the same as other countries. Our inflation rate is just average. In our analysis, if it had turned out that our inflation rate was higher than other countries, we would not be able to make that argument. We would say something is going on in the U.S. that is causing that high inflation, and it would be something different that we're doing than other countries. Of course. And it would be excess demand, or as in the case of Turkey, also very large negative real interest rates that make it an unattractive place to have money. Yep. And it would also mean that, as you say, exchange rate would be going down. And that exchange rate, as you pointed out, given the pass-through, is going to cause enormous inflation. Absolutely. You know, so I'm lucky to be able to talk about what is going on in the context of a long history of very, very low inflation. Mm-hmm. And people say anchored inflation. There is a debate about whether they might become slightly unanchored, but right now, inflation expectations in the United States are that it will actually come down. Absolutely. Mm-hmm. And I'm sure that inflationary expectations in Turkey are that inflation is going to remain very high. Unfortunately, it's exactly like that. And we all know that inflation is sticky, but you know, in the Turkish case, the stickiness is even more stronger than the other countries. So so then I think we can clearly conclude that your comments were only for a developed country with an average inflation like United States. But the Turkish case is a very extreme case. It's an emerging market, doesn't have a reserve currency. So, you know, these kind of insane monetary policies like negative 72% real interest rate would cause further problems. Dear Joe, thank you so very much for clarifying things for us. I'm talking in the names of millions of Turkish citizens. They're being tested under incredible inflation. So glad to hear that, you know, you are clearing things up. And I hope to see you in one of the conferences. Yeah, and I'm so sorry that my words were misinterpreted. It happens so often that you're writing for a particular context, a particular situation, mm-hmm. And you know, behind that goes a lot of analysis of absolutely the, particular circumstances, absolutely long papers that back those statements, including the fact, as I say, that we have a history of low inflation and low inflationary expectations. So we can be sure that the inflation here, which is only 8%, which is nothing, look at the components, is caused by automobiles not being able to be produced because of a chip shortage, gasoline prices. We can identify the sources of that inflation. So we can say with some degree of confidence that is the source of inflation. And then the question is, if that is the source of inflation, mm-hmm. what do you do about that? The point is, raising interest rates is not going to create more food or more energy or more chips. Yep. So, exactly. So that shapes our policy framework in responding to inflation. Absolutely. It has to look at the details of the microeconomics. Mm-hmm. If you were in a situation like you're in, with that high pass-through, with a clear relationship between interest rates and exchange rates, it would be very, very worrisome knowing what's going on. And one of the things about economics is you make predictions, and then you test those predictions. Absolutely. As you say, you made a prediction that if you led to a devaluation of the exchange rate, it would lead to a increase in inflation. Absolutely. And so your theories have been validated. Unfortunately, Turkey became a lab environment where we test, you know, let's just decrease the interest rate. Let's just use this insane monetary policy. Let's just crash Turkish lira. And then let's see whether we're not going to have any inflation. But unfortunately, we do. Your words are actually very interesting. As economists, we like laboratories. Yep. But unfortunately, the people who are the subject of the experiment often don't do very well. Absolutely. That's exactly what's happening. I empathize with the people having to suffer from that insane experiment. Yep. Professor Stiglitz, it's great to meet you. Thank you very much for clarifying things up. and I hope to see you in one of the conferences in the United States again. So thank you again. Looking forward to it. Thank you very much. Evet arkadaşlar, sevgili Joe'ya çok teşekkür ediyorum benimle konuştuğu için. Bu videodan sonra tekrar sözleştik. Özgür dedi, eğer hani bir daha bir çarpıtma olursa lütfen bana bir telefon etmen yeterli. Tekrar bunu yaparız dedi birebir de. O yüzden ben buradan uyarıda bulunayım. Adamcağız yine başka bir cümle söyler İzlanda için. Kalkıp Türkiye için söyledi falan yaparsınız. Vallahi bak benden günah gitti. Tekrar böyle bir şey yaptırmak zorunda bırakmayın. Gerçek bir kere söylenir. Lütfen gözünüzü seveyim. Şimdi tekrar konuya geri dönelim. Ben bu videoyu niye çektim? Dediğim gibi bu saldırılar oluyordu ama hala devam ediyor. Video çekmesen de devam ediyor. Geçenlerde biri demiş ki faizci profesör, kardeşim bak 1000 kere söyledim. Son kez söylüyorum. Öyle bir söyleyeceğim ki bir daha bu iftirayı atamayacaksınız. Faiz kötü bir şeydir. Bak bir daha tekrar edeyim. Bak tane tane tekrar ediyorum. Faiz kötü. Bak kötü bir şeydir. Ama tekrar ediyorum sizlere. Faiz bu kadar düşük tutulursa enflasyon uçar. Altında kalırsınız enflasyonun. 100 kez bunu söyledik. Faiz kötü bir şeydir ama faizin indirilmesi böyle emirle olmaz. Bir de biz Merkez Bankası faizinin inmesini değil, İnsanlarla alakalı olan piyasa faizinin inmesini istiyoruz. O da doğal yollarla olur. O da yabancı dış yatırım çekilmesiyle olur. Yabancı dış yatırım çekilebilmesi için de yapısal reformların yapılması gerekir. O yüzden faizci prof derken siz bir şeyi 1000 kere tekrar ettiğiniz zaman o doğru olmuyor arkadaşlar. Ben o yalanınızı ortaya çıkarmak için faiz kötü bir şeydir burada söylüyorum. Herkes duysun. Ancak faiz emirle inmez. Dolaylı yollarla inmez. Doğrudan bir şekilde doğal yollarla inebilir. Peki aynı zamanda bir de ne diyorlar? Özgür Demirtaş faiz dışında bir şey söylemiyor. Elinize gözünüze dursun. Belki onlarca videom var YouTube kanalımda. Her birinde ne dedim? Faiz tek başına bir çözüm değildir. Bak tekrar ediyorum. Faiz tek başına bir çözüm değildir. Faiz arttırımı size sadece zaman kazandırır. O sırada sizin yapısal reformları yapmanız gerekir. Eğitimde, tarımda, teknolojide, şirketleşmede, vergi hukukunuzda yapısal reform yapmanız gerekir. O yapısal reformları yapabilmeniz için faiz arttırımı size sadece bir süre tanır. Ama siz sadece faizi arttırıp ondan sonra da olduğunuz yerde oturursanız o bir işe yaramaz. Bunu yüzlerce kez söyledim. Kaç kez söylemek zorundayım. Ama bu video ile beraber 3 tane yalanı buruşturup çöp tenekesine atmış oldum. Nedir o yalanlar? Yalan 1. Dünyaca ünlü Nobel ödüllü Profesör Doktor Türkiye'nin ekonomi politikasının doğru olduğunu, Özgür Demirtaş ve türevlerinin söylediğinin yanlış olduğunu iddia etti. Bunun yalan olduğunu birebir kanıtladım, hem de kendi ağzından. Buruşturdum ve çöpe attım. 2. Özgür Demirtaş ve benzer bilim insanları faizcidirler. Sadece faiz arttırılsın derler. Bu da yalan. Faizci falan değiliz. Faizin kötü olduğunu savunuyoruz. Ancak emirle indirilen faizlerin enflasyonu patlattığını görüyoruz ve biliyoruz. Bunun barınma sorunu, gıda enflasyonu sorununu tetiklediğini biliyoruz. O yüzden uyarılarımızı yapıyoruz. Bu da bir yalandı. Özgür Demirtaş'ın faizci olması. Onu da buruşturup attım. 3. yalan, Özgür Demirtaş ve Özgür Demirtaş gibi olan bilim insanları faiz arttırımı dışında bir şey söylemiyor. Yalan, bu da yalan. Yüzlerce kez faiz arttırımının sadece bize zaman kazandıracağını, önemli olanın yapısal reformlar olduğunu tekrar ettik. Hatta yapısal reformları tane tane saydığım bir sürü videom var. Daha ne diyeyim? Kanıtların hepsi ortada. Onu da buruşturup çöpe attık. Son 2 tane grafikle bu videoyu bitirmek istiyorum. Bakalım faiz indiriminin Türkiye'ye maliyeti ne olmuş? Buyurun bir grafik getiriyorum şimdi sizlere. Bu gördüğünüz grafik nedir? Konut fiyat endeksi arkadaşlar, bu gördüğünüz şey. Ne görüyorsunuz? Konut fiyatları 2016 ile 2019 arasında biraz düşmüş. 2019 ile 2021 arasında biraz artmış. Ondan sonra faiz indiriminin başlamasıyla beraber konut fiyatları uçmuş. Yani ne olmuş? Barınma sorunu olmuş. Peki bu niye olmuş kardeşim? Konut fiyatlarının artmasının tek bir nedeni yok. Dünyanın birçok yerinde konut fiyatları artıyor. Ama Türkiye'deki artış muazzam. Bunun nedenle dediğim gibi birkaç nedeni var ama inşaat malzemelerinin fiyatlarındaki artış buna bir neden. Nüfus artışı buna bir neden. Yabancı konut alımı buna bir neden. Ama nedenlerinden biri de şu. faizi indirip dövizi de tuttuğunuz zaman siz, insanların cebindeki para eriyor. Herkes sokağın köşesine kafeterya açacak hali yok. 70 yaşındaki bir adam ne yapacak? Yeni sanayi şirketi mi kuracak kendi başına? Adam 70 yaşında, emekliliğini yaşıyor. Cebinde var 1 milyon lirası. Ne yapacak bu adam? Parasını nasıl koruyacak bu adam? 3 milyonlu, 5 milyonlu. Faize yatırsa enflasyonda eriyor. Dövize yatırsa orada eriyor çünkü tutuluyor. Yapacağı tek şey alışveriş yapmak. Gidip bir şey almak. İşte insanlar cebindeki parayı koruma refleksiyle gidip ev aldılar. Bu da ne oldu? Bir barınma problemi yarattı hepimiz için. Yaratmadı mı arkadaşlar? Ev fiyatları bilmem kaç katına çıkmadı mı? Sadece ev fiyatları değil ki. Domestosun fiyatı da uçtu. Domatesin fiyatı da uçtu. Patlıcanın fiyatı da, tuvalet kağıdının da, deterjanın da fiyatı da uçmadı mı arkadaşlar? Niye uçtu? Çünkü insanlar bu düşük faiz ortamında bugün alabildiklerini yarın alamayacaklarını düşünüyorlar. O yüzden ihtiyaçları olandan çok daha fazla alım yaptılar. İşte faiz indirimini eğer abartırsanız, eğer emirle faizi indirirseniz her şeyi berbat edebilirsiniz. O zaman Afrika bile tokatlayıp geçebilir enflasyon anlamında sizi. Bugün Türkiye enflasyonda dünyadaki ilk 10 ekonomi arasında. Yalan mı? En yüksek enflasyon olan ilk 10 ekonomi. Yahu biz milli gelir anlamında ilk 10 ekonomiye girecektik. Milli gelir anlamında bırakın ilk 10'a girmeyi, 20'den düştük. Enflasyon anlamında ilk 10'a girdik. Yalan mı? Yalan mı? Gidin IMF'nin database'ine bakın. Sonuçlar orada var. Peki neden bu troll saldırılarını yapıyorsunuz? Peki neden doğru olmadığını bildiğiniz bir şeyi doğruymuş gibi lanse edip insanların kariyerine leke sürmeye çalışıyorsunuz? Ayıp değil mi? Doğru değil bu arkadaşlar. O yüzden bu videonun başlığı gerçek. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir grafik daha gösterelim. Buyurun. Bakın bu gördüğünüz giyim ve ayakkabı fiyatları. Ancak iki ülke için getirdim sizlere. Biri yavru vatan Kıbrıs, biri de bizim ülkemiz Türkiye. Kıbrıs'ta da Türkler yaşıyor. Onların da giyim, kıyafet, zevkleri bizimkiyle aynı kültür. Orası da Türk lirası kullanıyor. Normalde giyim ve ayakkabı fiyatlarının hem Kıbrıs'ta hem Türkiye'de beraber hareket etmesi gerekmiyor mu? Evet, öyle hareket ediyor. Bakın grafiğe. 2003, 2007, 2015, 2019 hep beraber hareket ederken Kıbrıs'ta açıklanan giyim ve ayakkabı fiyatları uçarken bizde açıklanan giyim ve ayakkabı fiyatları yine artıyor ama daha az artıyor. Bunun yorumunu da artık birazcık olsun finansal okuryazarlı olan bu videodaki izleyicileri bırakıyorum. Bu konuda ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama enflasyon problemimizi gerçekten yenmemiz lazım. O yüzden önümüzde bir seçimler var. Bu seçimi kim kazanırsa kazansın. İster iktidar, ister muhalefet. Ricam var. Lütfen yapısal reformlara girişin. Şu anki ekonomi politikası doğru değil. Tekrar ediyorum, şu anki ekonomi politikası doğru değil. Kardeşim, şu anki ekonomi politikası doğru olsa patlıcanın, soğanın, domatesin, bilmem neyin, etin fiyatı bu kadar olur mu? Olur mu? 2+1 ev bilmem kaç milyon liraya uçar mı? Uçar mı? İstanbul'da barınma problemi yaşanır mı? Yaşanır mı? Demek ki bir problem var yahu. Demek ki bu problemi bizim kabul etmemiz gerekiyor. Bakın, çözümün yarısı yanlış yaptığımızın kabulüdür. Yanlış yaptığını hiçbir koşulda kabul etmeyen insan hatalıdır. O yüzden yanlışımızı kabul etmeliyiz. Buna ben de dahilim. Benim de hayatta yaptığım bir sürü yanlış var. Her bir defasında ne zaman ki desem Özgür sen yanlış yapmadın, yanlışa devam ediyorum. Ama ne zaman ki desem Özgür bu yaptığın yanlıştı, gidiyorum onun doğrusunu yapmaya çalışıyorum ve daha iyi bir Özgür oluyorum. Dolayısıyla seçimde ne olursa olsun ricamdır, sizlere söylüyorum, bu ekonomi politikası yanlıştır. Böyle gidersek uçuruma doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu ekonomi politikasının bir an önce değiştirilmesi gereklidir. Ve son olarak bu sözde gazeteciler veya trollere şeyim. Arkadaşlar lütfen benimle uğraşmayın. Sonra siz benimle uğraşınca olayın gerçeği ortaya çıkıyor. Eğer bakın o Joseph Stiglitz'le ilgili öyle şeyleri yazmasalardı ben böyle bir video çekmeyecektim. Yani sonuçta ne oldu? Sonuçta yalanınız ortaya çıktı. Yani o yüzden böyle şeylere gerek yok. Diyeyim. Peki bu YouTube kanalındaki videolara devam edecek miyim? Edeceğim. Ama böyle ekonomi ve sıkıntılı konularda çekmek istemiyorum arkadaşlar. Hobilerim konusunda çekmek istiyorum. Bak, uzay çöpleriyle ilgili bir video çekmiştim. Beğendiğinizi düşünüyorum. Efendim, yine uzayla ilgili özellikle tıpta inanılmaz gelişmeler var. Tıpla ilgili gelişmelerle ilgili, paralel evrenlerle ilgili okuyup öğrendiklerimi size aktarmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Umut ederim ekonomi o kadar güzel olur ki ben bir daha bu konuda uzmanı olduğum konularda video çekmek zorunda kalmam. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen enseyi karartmayın. ülkeyle ilgili de ben her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Çünkü Türkiye güçlü bir ülke. Yani hemen uçurumdan bir kere ittirilince aşağı yuvarlanacak bir ülke değil. Ben biliyorsunuz geçmiş 10 yıldır ne kadar eleştiride bulunursam bulunayım, hep aynı zamanda bir optimist, bir iyimser tarafım da var. O yüzden enseyi karartmayın. O yüzden güzel olacağına, geleceğin güzel olacağına inanın. Türkiye'nin güzel olacağına inanın. Umarım bu dileklerim gerçek olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoyu daha buluşuncaya kadar hoşça kalın. Sizden ricam video ile ilgili yorumları alt tarafa yazın. Ben bu yorumları Twitter'dan da atıyor olacağım. İlginç bulduğum yorumları, illa güzel yorumları değil, eleştiriler de olabilir bunlar. Onları Twitter'dan atıyor olacağım. Ve aynı zamanda bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Videonun başında bir kez bile ı demeden videoyu bitireceğim demiştim. Hiçbir edite gerek duymadan. Umut ediyorum o şekilde konuşmuşumdur. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.